Merhaba, bugün Habertürk ekranında konuğumuz Hazreti Muhammed'in 12-13 yaş dönemine kadarki yaşamının anlatıldığı ve Türkiye'de de hala vizyonda olan Hazreti Muhammed Allah'ın Elçisi filminin yönetmeni Mecid Mecidi. Mecidi normalde İran'da, Tahran'da ikamet ediyor ama çok kısa bir süreliğine Türkiye'de ve burada bizim davet teklifimizi kırmadı ve Habertürk stüdyolarında bizimle birlikte. Hoş geldiniz diyorum öncelikle ve ben hemen neden bu dönem diye sorarak başlamak istiyorum çünkü İslam'ın bu kadar mercek altında olduğu ve ilgili ilgisiz tüm ülkelerde iç siyasete dahi etki edebilen bir güçte olduğu, İslamofobinin arttığı böyle bir dönemde niçin tarihin en büyük ikinci, belki de en büyük bilemiyorum o nasıl detaylarla hesaplanıyorsa ama büyük bir Muhammed filmi daha geldi. Neden bu dönemi seçtiniz özellikle? Bismillahirrahmanirrahim. Özellikle son 10 yılda İslam'ın çok büyük yanlış okumalara ve yanlış anlaşılmalara maruz kaldığını gördük. Ancak ben İslam'ın ve Peygamber Efendimiz'in doğru algılanması için bu filmi yapmak istedim. 7 yıl önce aldım kararı. Uzun sürdü bu filmi yapmak. Peki hedef kitleniz kimdi? Çünkü ben daha önce de, şu anda da söylediniz zaten, daha önce de dediniz ki ben İslamofobik yaklaşımlara karşı Hazreti Muhammed'i iyi temsil eden bir film yapmak istedim. Bu durumda hedef kitleniz Batılı ve Müslüman olmayan kitlelermiş gibi gözüküyor. Ama filmi sanıyorum daha çok Müslümanlar izledi. Ve bununla bağlantılı olarak da şunu sormak istiyorum. Film neden Farsçaydı? Neden İngilizce ya da Arapça olmadı? Eğer ki hedef kitlemiz Batılı izleyicilerdiyse. Benim bu filmi çekerken iki amacım vardı. Biri Müslümanlar arasında ortak duyguyu yakalamak, Müslümanların birleşmesine vesile olmaktı. İkincisi de yabancılar için İslam'a doğru yeni bir kapı açmaktı. Hazreti Muhammed'in merhamet özelliğini ön plana çıkararak onlara yeni bir bakış sağlamaktı. Film daha önce Avrupa, Amerika ve Kanada'da pek çok festivalde gösterildi ve yabancılar tarafından izlendi. Ama tabii daha çok Müslüman ülkelerde ilgi çekti. Peki Türkiye'de biraz geç girdi film vizyona. Neden böyle oldu? Aslında burada 7 ay önce bir şirkette anlaşılmıştı. Ama filmin gösterim zamanı olarak sonbahar ve kış tavsiye edildi. Ayrıca tabii teknik eksiklikler ve dublaj işi de vardı. Ancak yetişti diyelim. Peki Türkiye'de filmi TRT ve Diyanet'le birlikte çekeceğiniz, projeyi birlikte oluşturduğunuz fakat daha sonra projede bazı aksaklıklar olduğu ve bundan vazgeçildiği konuşulmuştu. Hatta bir oyuncuyu da Türkiye'den seçtiğiniz söylenmişti. Bize biraz bu konuyla ilgili bilgi verebilir misiniz? Ne oldu da proje aksadı ve sonuçta TRT ve Diyanet bu işin içinde olmadılar? Evet, tabii başlarda TRT ile görüştük. Ama TRT bunun bir dizi olmasını istedi. Biz de sinema filmi olsun dedik. O yüzden anlaşamadık. Diyanet'le ise aramız çok iyiydi. Onlarla bir sürü görüşme yaptık, tavsiyeler aldık. Peki Türkiye'den görüştüğünüz oyuncular ya da aklınızda olan oyuncular kimdi? Bugün sizin için bunu söylemek mümkün mü? İsim veremem. Çok oyuncuyla görüştük. Biz aslında farklı farklı ülkelerden oyuncular da olsun istemiştik. Ama sonunda bunun bize çekimde çok sıkıntı yaratacağını fark ettik. Sonuçta filmin dili Farsça. Farsça ama biz büyük ülkelerde kendi dillerinde dublaj yaptık. Bunu da söylemekte fayda var. Peki şimdi sizin filminiz vizyona girmeden önce bile Diyanet'ten önce bir işte yayınına izin geldiğine dair bir bilgi geçti elimize. Fakat daha sonra bu bilgi biraz karıştı. Acaba öyle mi değil mi belli olamadı tam. Sizin fikriniz var mı? Yani size gelen resmi bir görüş var mı bu konuda? Diyanet yayını için izin verdi mi filmin? Ve yayınlandıktan sonra da bu konuda tarafınıza resmi bir görüş iletildi mi? Söylediğim gibi biz Diyanet'le defalarca görüştük. Peygamber Efendimiz'in görünmesi meselesini, filmin bakışını irdeledik. Birbirimizi anlayıp çok iyi ayrıldık. Ama elde imza senet yok tabii. Hayrettin Karaman Hoca ile filmi baştan sona izledik. Hayrettin Hoca filmi çok beğendi. Filme sadece izin verilmesini değil, aynı zamanda filmin tavsiye de edilmesini istedi. İslam dünyasının bu tarz filmlere ihtiyaç duyduğunu dile getirdi. Ve bunu köşesinde yazdı. Sonuç olarak biz Diyanet'te hiç sorun yaşamadık. Ancak daha sonra bazı insanların olumsuz eleştirileri olmuş. Diyanet bu konuda orta yolu tercih etmiş gibi duyumlar aldık. Ama bu konuda bir şey söylemeyeceğim. Orta yoldan kastınız burada tam olarak nedir? Neyle neyin orta yolu yani?
Bazı radikal gruplar filmden bağımsız, hatta sinemadan bağımsız siyasi okumalar yaptı filme dair. Filmin İran filmi olmasını, Şii filmi olmasını taktılar kafaya. Bu tarz yorumlar bu filmi gölgeledi. Ben Diyanet'in bu grupların etkisinde kaldığını düşünüyorum. Bu sebeple o gruplar daha insani bir perspektiften ve sanat özelinden baksaydı, Diyanet'le durumumuz da daha farklı olurdu. Orta yolu tercih edilmeyebilirdi Diyanet diye düşünüyorum. Siz deneyimli bir yönetmensiniz. Üstelik hani öyle olmaya bile gerek yok. Bunu hani yoldan geçen bir çocuk bile normalde biliyor ki böyle tartışmalar mutlaka geliyor. Yani sizi sadece sinematografik öğelerinizle değerlendirilmeyeceği çok açık. Siz bunu önceden göze aldınız mı? Bu tarz eleştiriler geleceğini, bu tarz hassasiyetlerin duyulacağını düşünerek mi yola çıktınız? Nasıl oldu o süreç? Bu tarz tepkileri tabii ki de ben bekliyordum. Çünkü Hazreti Muhammed'le ilgili çok film yok. Bence bu tarz eleştiriler filmin yasaklanması yolunda çok büyük etken oluyor. Ayrıca bir başka boyut daha var. Bu tarz eleştiriler bu alanda yapılacak çalışmaların önünü kesiyor. Size birkaç istatistiği vereyim. Hazreti İsa hakkında 200, Hazreti Musa hakkında 120, Buda hakkında 42 ve Muhammed hakkında 2 film var. Düşünelim, biz kendi dinimizi yabancılara doğru aktaramıyoruz. Sonra İslami terör ve şiddetle ilintilendiriliyor. Onlar kendi peygamberlerini, inançlarını bize yaymışlarsa bizim de kendimizi daha doğru anlatmamız lazım. Sinema da bu alanların en büyüğü. Peygamberimizin merhametini daha iyi anlatmamız lazım. Onun en önemli özelliği oydu. Resane nakşı muhimi dar ve sinema. Yani şimdi tabii ki siz bu kısmını konuşmayı sevmediğinizi söylediniz ama Hazreti Muhammed ile ilgili bir film yapıldığında bu siyasi okumalar kaçınılmaz oluyor. Özellikle siz bir ortak duyguyu ve ortak bir hareket noktasını vurgulamak istedim dediğiniz için bence kaçınılmaz bu sorular. Sizin açık açık soracağım burada bir mezhebin görüşlerini biraz daha yani tarihi okuyuşunu biraz daha vurguladığınız ve buna biraz daha fazla yer verdiğiniz iddia edildi. Türkiye'de de yani başka ülkeleri de biliyoruz işte Mısır'da, Hindistan'da vesaire ama Türkiye'de de bu tarz eleştiriler sık sık dile getirildi. İşte Hazreti Muhammed'in amcası Ebu Talib'in iman etmiş bir Müslüman olarak resmedilmesini Sünni kaynaklarda problemli bir bakış olarak görüldü. İşte bazı çatışmalar filmde işte Ümeyye ile Haşimoğullarının çatışması problemli görüldü. Siz bunu kabul ediyor musunuz? Bir mezhebin görüşüne filmde üstün tuttuğunuzu ya da tercih ettiğinizi ya da daha fazla yansıttığınızı, ağırlık verdiğinizi kabul ediyor musunuz? Düşünüyor musunuz? Ebu Talib peygamberimizi korudu, kolladı, büyüttü. Bu gerçek. Sünni kaynaklarda da böyle. İbni Hişam'a bakın, orada da böyle. Ben filmde bundan daha öte ayrı bir anlam vermek istemedim. Bunu özellikle merkeze çekenler, filmi daha siyasi okumak isteyenler, olayı başka yere çekenler. Ben özellikle tarihi bir film yapmak da istemedim. Tarihi muhalif de olmak istemedim. Mesela dramatik olsun diye denizde bir balık sahnesi yaptık. Peygamber Efendimizin merhamet anlayışı vurgulamak için. Peki şimdi filmde en çok tartışılan mesele işte Hazreti Muhammed'in yüzünün gösterilmese de işte vücudunun bazı kısımlarını ya da tersten görüntülerinin gösterilmesi meselesi oldu. Siz tabii ki bunun problem yaratacağını önceden bilerek girdiniz bu işe. Ama bu kararı nasıl verdiniz? Çünkü siz daha önce kör bir çocuğu da çok iyi filmlerinizde anlatmıştınız. Yani sizin böyle bir yönetmenlik beceriniz var. Hiç göstermeden de yapabilirdiniz bunu. Bu karar nasıl alındı? Bunu merak ediyorum. Fizik peygamber ne şunda demiş ya. Biz çok imtina ettik filmde Peygamber Efendimizin yüzü görünmesin diye. Oysa ne Şii ne Sünni kaynaklarda peygamberin suratı gösterilmez diye bir kaynak yoktur. Bu Sünni Şii meselesi değil. Bu örfi bir mesele. Bir saygı meselesi. Biz boydan gösterdik ama henüz peygamberlik gelmiş bir dönemi değildi. Ancak gelecekte olsa tabii başka tartışmalar söz konusu olurdu. Örfi olarak bize uygun. Bundan başka bir politik sonuca varmak isteyenlere ise bir şey diyemiyorum. Şer'i der vaka başı. Mümkün ki der vaka tu orf durustan başı ki ma
Bir eleştiri daha size sık sık geldiğini gördüğüm, filmde sizin Hristiyan İsa tasvirinden çok etkilendiğiniz ve o olağanüstü İsa tasvirini daha beşeri bir tasvire tercih ettiğiniz söylendi ve eleştirildiniz bu yönde. Çünkü işte aslında Müslümanlar bile İsa'nın bu tarz bir tasvirini tercih etmezken biz neden Hazreti Muhammed'e bunu yaptık gibi bir eleştiri söz konusu oldu. Öncelikle siz buna ne diyorsunuz? Sonra acaba şunu merak ediyorum. Siz dediniz ki ben iki kitleye de hitap etmek istedim. Bunlardan bir tanesi de Batı'ydı dediniz. Belki de bununla ilgili olmuş olabilir mi? Birazcık onlara Hazreti Muhammed'i daha tanıdık kılmakla ilgili bir kuşku olmuş olabilir mi? Bir endişe olmuş olabilir mi? Hemen peygamberan der yek emtidat hastan. Ulul Azm peygamberinin birçok mucizesi vardır. Ama ayırmak doğru değil. Tüm bu peygamberler ortak bir amaç için gelirler. Allah'a kulluk için gelirler. Tüm peygamberlere aynı saygıyı gösterir ve hepsine iman ederiz. Bütün peygamberlerin mucizeleri o zamana özgüdür. Hazreti Muhammed'in en büyük mucizesi ise Kur'an-ı Kerim'dir. On hem tevhide, on hem yektaperestliğe. Peki sizin bu filmle kendi oluşturduğunuz sinemasal dilinizi terk ettiğiniz de söylenen, getirilen eleştirilerden biri. Hatta buna dayanarak bazıları diyorlar ki bu film sipariş edildi Mecid Mecidi'ye. Siz katılıyor musunuz böyle bir şeye? Finansal olarak nasıl bir süreç geçirdiniz ve bu filme bir sipariş film demek mümkün mü? Evvel az iki genre film ve genre filmi ben çok mutfavete. Her film kendisine ait bir biçimle ortaya çıkar. Önceki filmlerim minimal ve küçüktü. Fikir ve duygu ağırdı. Ama söz konusu Hazreti Muhammed olunca başka bir prodüksiyon gerekiyor. Bu filmi müstakil olarak değerlendirmek gerekiyor. Film sipariş film değil. Danimarka'dan bana bir yaşam boyu başarı ödülü verilecekti. Ama o yıl karikatür krizi yaşandı ve ben kabul etmek istemedim. Ondan sonra Hazreti Muhammed'i nasıl daha iyi anlatabilirim diye düşünmeye başladım. Bu film böyle çıktı. Bütçesi ise Ezilenler Vakfı diye bir vakıf tarafından karşılandı. Devam filmleri kesinlikle geliyor mu? 1400 yıl pish ro sakhtim. Khob kheli az filmsazay hatta Turk va Bu yönde bir isteğim var ama bu bir plan değil. Biz devasa bir plato yaptık. Bu platoyu Muhammed'in filminin devamı için kullanmak isteyen biri çıkarsa ne güzel. Bütün İslam ülkelerinden yönetmenlere açık bu plato. بیان و از این بستر و از این امکان استفاده کنن که فیلم های دیگر راجع پیامبر اسلام Gişeden memnun musunuz? Çünkü çok büyük bir bütçeyle çekildi film. Gişenin de iyi olması gerekiyor tabii bunun karşılığında. Sizin görüşünüz nedir şu ana kadar? Memnun musunuz? Çok خوب شروع شد در ترکیه ولی متاسفانه Çok iyi başladı Türkiye'de ama sonra olumsuz ön yargılı düşüncelerle düşük seviyede ilerledi. Ama Türkiye'de gösterilmesi, Türk milletinin buna sahip çıkması, bu filmi izlemesi benim için önemli. Ben Türk devletine ve Türk milletine çok teşekkür ediyorum. Burası İslami kökenleri çok güçlü olan bir ülke. Arzu ederim insanlar olumsuzluklarını bir kenara bırakıp izlesinler filmi. Umarım daha iyi filmlere vesile olur. Memnunum az merdumu Türkiye ve memnunum az darbaba. Son sorumuzu soruyoruz şimdi çünkü biliyorum vaktiniz kısıtlı sizin de. Şimdi şu anda bir Mevlana ile ilgili bir film çektiğiniz söyleniyor. Doğru mudur? Nasıl bir film? Kısaca bize bahsedebilir misiniz? Bir de Hollywood'da da bir versiyonu çıkacak muhtemelen bir Mevlana filmi daha geliyor. Onunla ilgili ne düşünüyorsunuz? Ne zaman gelecek film? Ben henüz tasvim ve sahte film hocam Mevlana'yı ne gereftim. Vali hop dağdağım buydu ki. Bunu duyuyorum ama aslında benim öyle bir planım yok. Ama İran edebiyatının önemli bir ismi. Belki Türkiye'nin içinde olduğu bir proje olur. Çok isterim. Şad bersalha yayende imkan be vücut biyat ki imkan ro ancam bedim. Peki çok teşekkürler bize vakit ayırdığınız için. Çok teşekkürler yanıtlarınız için.